Ağzınız gençler. Etrafında tam tur. Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. Gençler selam. Bugün Cem abimizin stüdyosuna geldik. Stüdyo 66. Sağ olsun bizi kırmadı. Bizimle beraber video çekmeye okey verdi. Bugün bayağı ırzıma geçecekmiş. Ben de daha önce hiç yapmadığım bir antrenman şeklini yapacağım. O da şimdi size isterseniz nasıl bir antrenman yapacağız, ne işe yarıyor bize anlatsın. Nedir abi durum? Bu RMS antrenmanında geçiyor. Evet, Robocop oldum. Aynen, biraz Robocop oluyorsun. Canlı bombaya benzeten de var. Aynen. Burada alışık olduğun dışında bir antrenman diyor. Akımlar gelecek vücuduna. O akımlar kaslarını aktif edecek. Üzerine dışarıdan baktığında basit gözüken egzersizler yapacaksın. Ama normal bir jimde yaratabileceğin çok daha fazla yoğun kasılma yaratacaksın. Amacımız burada senin kuvvetini kısa vadede kalıcı ve faal şekilde arttırmak. Bu cihazı biz senin üzerinde böyle kullanıyoruz. Ama işte ihtiyaca göre akımların şeklini, şemalini değiştirerek yönlendirebiliyoruz. Senin şu anda kuvvet kazanımına biraz da belki dayanıklılığa ihtiyacın var. Ona yönelik antrenman yapacağız. Genel bilindik kademelerin dışında bir antrenman şekli. Bunu böyle anlatıyoruz uzun ama insan denemeden anlamıyor. Sen de şu anda kadar denemedin. Ben hiç yapmadım hayatımda. Evet, şaşkınsın. Antrenmandan sonra belki biraz daha bir şeyler söylersin. Aradaki farkı anlarsın. Vallahi. Arkadaşlar da izlesin bakalım. Yandık vallahi beyler. Evet abi. Bu pozisyon bu. Şu akım gelmiyor. Ayarlayacağım. Şimdi her yeri yavaş yavaş ayarlayacağız. Tamam mı? 4 saniye karınca hamlesi seçeceksin. 4 saniye seçmeyeceksin. Tamam. Önce bacaklarla başlayacağız. Şu an bacaklarını da seçeceksin. Şimdi yavaş yavaş açıyorum. Evet. Tamam. Tamam. Burada kalsın. Sırtına doğru yürüyorum. 1, 2, 1. Çok yavaş. Her şey. Bak kalsın. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1 santim yaklaştık. Şimdi kısa. Burayı sık. Sık güzel. Sık. Sık. Böyle bir sık. Burada olay burun tutmadan düşünürüz. Başlama. Burun tutarken hem hepsini seçeceksin hem kalçanı seçeceksin. Bakın bir tık yukarıdayız. Tamam. 4 saniye. Değerli aynı olsun. Bas yere. Çaba da önemli değil. Tamam. Ver bakalım nefesi. Aç iyice. Güzel. Güzel. Güzel kork. Kork gayet iyi. Seni engelleyen hepsi izledim. Zorlu olmadı. Ver nefesini. Üç tane daha. Şimdi. Derin nefes bas. Evet. İyi oldu. Biraz önce gördüğün gibi. Tamam. Sıkın ver nefesi. Aç şunu. Aç. Çok daha iyi oldu. İyice hareketli öğrendim. Kora hakim ol. Derin nefes al. Ver. Şimdi tekrar alırsın. Süper. Hadi son iki. Tek bir noktaya baktım. Derin nefes ver. Ay. Son nefesin. Bakalım da biraz zorla bakalım. 2, 1, ver nefesini. Ver. Bir şekilde şöyle hem göğüs hem kesimi çalıştıracağız. Bakım yerine başlarken bu sol sağ. Baştan böyle duruyorsun. Bakın gitti. Yukarıda. Bu pelvisi full sabitle. Sadece üst tarafını döndürüyor. Aynen ama bu hiç oynatmıyor. Bunu açacaksın. Ve bir yandan aşağıya gideceksin.
Vermesin, vermesin. Aç, 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 aç. Süpersin. İki tane daha. Karnını sıkı tut, akıcı, akışkan. Şimdi bas, bas. Nefesini diyorum. Bravo sana. Son. Bizim yerine girmek, yerine yerde kalsın. İki, bir, bas. Dört saniye yavaşça bas aşağı doğru. Düşür, sık karnı, sık karnı. Çene göğüse yakın. Güzel. Hop yukarı bastın, süpersin. Üç, iki, bir. Aynı tempo. Yer çekimini bırakma sakın. Gövdeyi sen kontrol edeceksin. Kontrolü sende. Evet. 3, 2, 1. Bas. Kontrolü sende. Süper tuttum karnı kalacak. Bravo. Hadi 3 tane. 3. Hareket tersini çeviriyoruz. Bu daha zor. Çünkü 4 saniye aşağıda bekletecek. Akın da yukarı çıkacak. Aşağıda beklemesi zorlaştı bile. 25 ya da 6 at. Bu biraz nabzını tırmandıracak. Hazır oldu mu? Tamam. 3, 2, 1. İn aşağı şimdi. 4 saniye. Bas yavaşça. Yavaş. Kontrolü. Süpersin. Kalçayı daha iyi. Kalçayı sık yiyecek. İndir tekrar. 3, 2, 1. Bas. Ver misin? Ver, 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 ver. Harika oldu. 3 tane daha sebo. Karnın kalçayı daha iyi. 3, 2, 1. Şimdi iki kalça arasında birbirine değdiriyor gibi sık. O sonra yukarı gidecek. Çok iyisin. Benim kalbim. Bu egresi tekrar. 2, 1. Bas şimdi, bas 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 bas. Bravo, bravo. Bir tane daha yaparsın. İndir aşağı. Burayı tut, kaybetme. Koy. Bas yukarı. Sen de ver, 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 ver. Boyunu aç. Hayda. Bu daha zor oluyor. İnanılmaz bir olay yani. Bak bak bak, dinliyorum kendi kendime. Bak ben yapmıyorum. Allah belamı versin, ben yapmıyorum. Oh. Hocam. Siz. İnanılmaz bir şey ya. Daha yoruldum. Bir kadar daha var. Yaparız. Daha 17 dakika oldu ya. Yaparız be. Bu tarz şeyleri görmek istiyorsanız, değişik çalışmaları ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz ki attığım videoları hemen görün. Mutlaka yorum yazıyorsunuz. Bunların hepsini okuduğumu biliyorsunuz. O yüzden yazın, ben hepsine ya cevaplarım ya okurum, beğenirim, bir şeyler yaparım mutlaka. Instagram üzerinden... Instagram üzerinden de mutlaka bana DM'den mesaj atabilirsiniz. Benim bütün paylaşacağım videolarla ilgili güncellemeler, duyurular, her şeyi oradan paylaşıyorum. O yüzden mutlaka oraya da takip ederseniz süper olur sizin için. Cem hocamız da mutlaka takip edin. Bekleriz. Stüdyo 66'dayız. 66 ne? 66 ne anlama geliyor? Bunu bir yorumlara yazın. Onu bir ders edeceğiz. Diye ne? Seveyim canım. Böyle olacaksınız yani sonunda. Bak 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 bak. Bir şey yok. Yüzünü, yüzüklerini hafifleyiz. Şimdi, evet. Sezon boyu bu yakına. 2, 1, ver nefesi. Süpersin. Geliyor değil mi karnına? Geliyor, geliyor. İki tane daha. Şimdi. Nefes ver. Yes. Son. Bayağı sıkıntı. Bas. Süpersin. Bu yerin de içeri doğru dönmeye başlıyor. 2, 1, şimdi bas, bas, bas. Bravo. O da para. O oldu şu an. Bana para ver, bana para ver. Son. Çek, 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 çek. Öyle devam edebilirim. Güzel. Kapat kolumu. Akılma birlikte açacağım. İt aşağı. Güzel. Bravo. Tekrar. Biraz daha yavaş edin. Bir tık daha yavaş edin. Açtıktan sonra bu eli kapat. Aç şimdi kolumu. Bu eli yaklaştık. Hah. Süper. Şimdi 20 dakika falan oldu başladı. Bir 10 dakikada kardiyo. Bu akımlar bekleyen pozisyonları tutar. Bir tık daha hareketli uygun değiller. Çünkü akımcını yakalamıyor. Sürekli geliyor. Tamam. Yani şöyle bak. Kalça alacak. Tek tek tek. Bunlar kalçamak ve bacağını da buluyor. Aynen. O biraz da şey gibi. Tedavi kompleks. Evet evet. Ona benziyor. Tam dolaşımı hızlandırıyor. Aslında çok. Aynen. Bu haldeyken biraz daha ağzını yukarı çekebiliriz. Bizim amacımız hepini alsın. Bak ağzına da geliriz ya. Evet. Koldan koyuyoruz. Şu an bütün vücudum. Zaten şimdi birazdan yukarıda geleceğiz. Al, bir dakika dengede kalıyorsun. Denge olayı en önemli şeylerden bir tanesi. Kor. Kor çok önemli. Özellikle basketbolda
Buradaki salladığın olay merkez. Buradaki çıkışı merkezden kaynaklı. Onun güçlü olması lazım. Hem performans açısından onu çok kuvvetli olan bir insanın çok akut bir şey yaşaması lazım. Takaklanabilmesi için. Aynen. Gençler soruyorsunuz bana. Core idmanı abi, denge idmanı abi. Alın size en tam noktası bu. Evet. Bundan daha tam noktası yok yani. Denge, core. Düşmemeye çalışıyorsun. Aralarda küfürler gidiyor ya. Yapacak bir şey yok. Bana 1.60 kızlar küfür ediyor burası. Onlara bir şey diyemiyoruz. Benim bozukluğu hissettiğin an hemen küçük. Küçük tek bir vuracaksın. Bir saniye. Tamam. Bunu yemeyen yok abi. İnanılmaz bir şey. Tek arkadaşı yakalım. Yes. Güzel. Tek noktaya baktım. Beni nefes aldım. Burada bu akımlarla bunun üstüne kaldık. İmkansıza yakın. Ama dene. Çabala. Çabalarken gelişiyorsun. Güzel. Güzel. Süper. Süper. Şıkır. Alın size kol. Gel şey kalırsan aşağı. Şu an bir böyle bir şey yok. Bakın böyle bir şey yok. Yani bu idmanı da bilmiyorum. YouTube'da çeken var mı? Bıraksın hocam böyle şeyler. Mükemmel bir şey. Ya tabii ki bunu yapma şansını bulamayabilirsiniz ama elinizde bu şans geçerse mutlaka bununla çalışmayı deneyin. İnanılmaz bir olay yani. Her duyduğunuza inanmayın. Bir sürü şey var kendinizi geliştirebilmeniz için. Yeni şeyler açık olun. Tek bir antrenmanda da yok. Her yıl yenisi gelişiyor. Bir sporcu olarak her zaman yeni trend takip etmeniz lazım. Yeni neler çıkıyorsa. Dün çok böyle bilgiler zamanla değişiyor. Bana soruyorlar abi işte ağırlık altına girersek boyumuz uzaması durur mu? Kısa dönemiyiz vesaire. Ben onun en fazla dediğim şey yani inanılmaz ağırlık yolunun altına girdim ama ben bunun şeyi ben değilim. Ben anlamam bunu. Öyle biri yanımda olduğu zaman sorarım dedim. Şimdi onu sorayım aslında. Yani soruyorsunuz devamlı boyumuz kısalır mı halter yaparsak? 15 yaşındayım halter yapayım mı? Yapmayayım mı? Genç mi değil mi? Ne düşünüyorsun bunlar? Bunun yaşla ilgisi var. Yaşla ilgisi olduğu kadar kişiyle de ilgisi var. Ben 15 yaşımda en güzel yeni giyiyorum. Bazı sonuçta giyiyorum. Vücudunuzu tanırsanız bilirseniz çok yoğun ağırlık kaldırmak mantıklı bir iş değil. Zararların en küçüğü boyunuzun olması. Daha büyük zararla karşılaşabilirsiniz. Yani boyunuz uzun uzayacaksa, 1.98 olacaksa erken yaşta ağırlıkla belki 1.97 olur maksimum. O da doğrudan böyle bilimsel bir araştırma yok kısaltıyor diye ama boy değil orada zararlı olan. Yoğun ağırlığın altına küçük yaşta giymemek lazım. Eklem hazır değil, kas hazır değil, kemikler hazır değil. Hiçbir şeyiniz hazır değil. Eğer halter sporcusu değilseniz çok fazla ağırlık kaldırmayın. Zaten ağırlık kaldırmak biraz faydalı olmadığı için son dönemde bu işlere geçildi. Yani aynı hissiyatı omurgana herhangi bir kemiğine yük vermeden yaratıyoruz burada mesela. Evet, mesela benzeriler. Artık açın bakın lebonun tık diyelinizin altında, ayağın altlarına, topun üstünde ayakta duruyor titreyen şeyler böyle, böyle ağırlıklar altında tutarlar. Bir de Jordan'ı izleyin abi. Jordan'da demirler var full. Kaldırıyor, yediriyor. Son dönemde farklı işler değişiyor. Onu ayak uydurmak lazım. Oyun değişiyor. Oyun değişiyor. Yani. Planetesin, dirsekler dostu da. Karnısı, göğsünü aç. 10, 9, sık kalçayı. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal söyledi. Ya abi biz bunu takalım. Kendi kendine klasik yapsın diyecekler. Yani bunu iddiaya girelim yani. Bu kesinlikle. Olmuyor değil mi? Asla. Yani olsa zaten biz öyle yapardık. Yani aile değiliz. Nasıl ki ağırlığı alıp kucağına oturduğun zaman vücudun gelişmiyorsa bu akımda da verdiğinde de gelişmiyor. Bu akım bir kas kasılması yaratıyor. Bunun üzerine egzersiz yapman lazım. Bu böyle bir yanılgı. Bunu herkes sorar. Ama böyle bir şey yok tabii. Akımı bağlayalım, biz de öyle değilsin diye bir şey yok. Zaten bunu düşünüyorsa bile basketbolcu olma yolu da yanlış yerde. Evet. Böyle bir düşünce basketbolun içinde hiçbir yerde.
Biz öyle bir şey olsa herhalde biz hayatımızı verip buna çalışmazdık. Bu kadar saatler idmanlar yapmazdık. Bütün yazlarımızı, kışlarımızı buna vermezdik. Herkes bu işi yapabilirdi ama maalesef öyle kolay bir şey kazanılmıyor. Bunu size anlatmaya çalışan insanlara da inanmayın. Öyle bir şey yok. Bak ben profesyonel sporcuyum ve idman yapıyorum. Tamam belki şu an takımlarla beraber değilim ama bir idman yapıyorum. Bir hazırım yani normal bir insana göre. Ama ben bu hale geldim. Yarım saatte. Yani şimdi siz inanıyor musunuz gerçekten 5 dakikada yaptığınız şeyin size bir yararlı olacağını yani? Mümkün değil. Öyle onlar, bir şey yok. Onlar genelde kandırma yöntemi var. Ya yani sizi videoyu çekmek üzerine yapılan şeylere inanmayın. Evet. Bu işte kıçınızda mı ter akacak? Ki zaten aksın. Keyifli olur. Yani zevk yok. Bir şey ortaya koyup onun sonucunu almak kadar güzel bir şey yok bu dünyada. O tadın. Onu basketbol tadın hatta. Günde 10 dakika fundamental çalışsan bana yazılıp gelişmez. 5 saat çalışacaksın abi. Sonra 5 saat çalıştıktan sonra gelişince onun tadını alacaksın. Aynen. Yani yapamadığın şeyi yapmaya başlamanın keyfi çok ayrı bir şey. Şu an mesela ne işe yarıyor bu? Kaslarını dinlendiriyor. Hı-hı. Bu akımlar çok derin akımlar değil. Hı-hı. Yüzeysel geliyor bu akım. Onların geliştirici akım kapasitesi değil bu. Böyle kapasitesi yok. Bu biriken laktik asit titreşim gönderip dağılıyor. Yani nasıl diyeyim? Şu uzun süre kolunun kadar tuttuğunda sallama ihtiyacı duyarsın. Aynen. Burak'cım hocam yaşadığı gibi şu an. Ha şu an yaşadığı gibi. Şu an seni bağlasak o çözülür. Şu anda senin vücudun onu yapar. Aa, seni bağlasak bu da görünmezsin de. Ama ben makineyi bulundum. Sen zaten bir makinesin de var. Senin bunu takmana gerek yok hocam. Sen hep takılsın zaten. Ben yaparsam akıllar sana gelmiyor. Aynen. Güzel valla. Eline sağlık. Bunu peki şimdi hangi spor dallarından gelen sporcular daha fazla yapıyor şu an? Şu an basketbolda ben de ilgisi var. Çünkü ha, eski basketbolcu olduğu için. Etrafım basketbolcu olduğu için. Ama her branşın elit antrenman şekli. Ben tabii ki basketbol antrenörü okuduğum için. Yaptırdığım antrenman performansı elit antrenman şeklinde basketbol temelli biliyorum. Yani yüzme antrenörü gelse nasıl işe yarayacaksa ona göre dizayn edelim. Her spora mı? Gidiyor mu? Her spora gider. Yani birkaç tane aynen. Program var içinde. DJ şeyi gibi. Aynen böyle. Çok ne oluyor şu an? Pahalı he? Aman hocam biz dokunmayalım. Dokunmayalım bir şey olmaz. Alman yapımı abi hiçbir şey olmaz. Tamam. Kayıtlı programlarda. Beste buradaki, buradaki diğer programlarda ben manaya olarak ayarladım. Mesela bunda ne var bilmiyorum. Hocam karışık. 46 dakikalık. Karışık. Koy karışık koy. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Ayarlıyorsun burada. Burada bir adam çıkıyor. Yapacağın hareketi bununla senkronize şekilde yapıyorsun. Abi çok iyi ya. Çok efektif şeyler değil ama bir şekilde insanı. Fikir veriyor yani. Tabii yani bu cihazı evime alacağım ben. Hocam yok ne yapayım diyorsan. Zaten elinin altında YouTube var. Bir de buralara bakıp yapabilirsin. Doğru YouTube çok önemli. Evet. Gerçekten sanki bir seri çalışmışım gibi yani şunu yaptığında böyle bir seri çalışmışım. Ağlı resim gibi. Aynen. Çünkü zaten yanına bugün daha da farklı hissedeceksin. Zaten genelde spordan sonraki günlerde o hissediyorsun. Evet. Bir şey hissediyorsun. Aynen. Süper abi. Durum bu. Var mı söyleyeceğin herhangi bir şey? Şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Omur ve sağlığı çok önemli. Biz bununla buraya gelenlere DNS yaptırıyoruz ya da MİHA yaptırıyoruz. Omurgayı korumaya çalışıyoruz. Bir sporcu zaten vücudundan başka bir şeye sahip değil. Mutlaka egzersiz yapması lazım. Yeni şeyler denemesi lazım. Biraz belki bu yolda risk alması lazım. Ama her zaman kendini güncel tutması lazım. Şu an güncel olan bu. Biz bütün bilimsel araştırmaları yakından takip ediyoruz. Başka bir şey gelirse hemen ona eğileceğiz. Bu mantıkta ilerleyip sürekli basketbol oynamayın ama vücudunuza iyi bakın. Başka çareniz yok. Aynen öyle. Bunu size abi çok merak ediyorum. Serisindeki diyetisyen arkadaşın da aynı şeyi söyledi. Bu idmanı o beslenme tipleriyle birleştirdiğiniz zaman gerçekten profesyonel sporcuya yakın bir hayata adım atmış olacaksınız arkadaşlar. O yüzden o iki videoyu da, bu videoyu, o videoyu da mutlaka özellikle hocalarımızın söylediği şeyleri çok dikkatli şekilde tekrar dinleyin ve uygulamaya çalışın. Tabii ne kadar uygulayabilirsiniz, uygulayamazsınız o size kalmış ama ne kadar fazla bu işi gönülden yaparsanız gelişiminiz o kadar hızlı olacaktır. Gençler burada o zaman bu idmanı da bitiriyoruz, videoyu da bitiriyoruz. Bu tarz şeylerin gelebilmesi için mutlaka abone olup videoları beğenmeniz gerekiyor. Yorumlara yazmanız gerekiyor ki biz bunların hepsini tekrar belki de yeni şeyler geldiğinde yine burada Stüdyo 66'da Cem abimizle beraber belki farklı hocalarımızla beraber buradaki pandemi süreci de geçtikten sonra daha da zaten artacaktır. O yüzden mutlaka takipte kalın. Sizi seviyorum.